Herkese sadece borsa ekranlarından merhaba. Bugün Tacirler Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ile beraberiz. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün Mehmet Bey ile Borsa İstanbul'daki genel görünümü daha çok konuşacağız. Son gelen raporlar, son gelen haberler. Özellikle yoğun bir haber akışını takip ediyoruz. Ki yine bu sabah gelen bir haber akışı Halkbank tarafında. İstiyorsanız Mehmet Bey, aslında önemli olan bankacılık tarafıyla başlayalım. Çünkü Bank of America yaklaşık 1,5 ay içinde, kısa bir zaman diliminde, üçüncü raporunu paylaştı. Sizin bu yani Bank of America'nın bankacılık tarafındaki ısrarcı hareketlerine yorumunuz var mı acaba? Şimdi onun ısrarı ne bilmiyorum da sizinle ilk defa yayın yapıyorum. Yaklaşık 2-2,5 aydır bankacılık ve holdingler diyen bir adamım ben. Hatta bu Aralık ayı geldiği zaman da ne zamanki enflasyon muhasebesinden bankaları istisna ve müstesna tuttular, ısrarla banka diyen bir adamım ben. 2024'teki olabilecek bir nolu sektörüm bankacılık sektörü benim de. Ama şimdi 2 ayda bankacılık sektörü de iyi prim yaptı. Bu Bank of America Merrill Lynch dediğin yeni yazıyor bu raporları. Bu fiyatlar da belli bir seviyeden belli bir noktaya gitti. Hep de koşamazlar. Ama tabii trendy olan şey de eğer yabancıda çok para var bize göre o kesin. Yabancının ısrarı sürerse daha yukarıları da görürüz. O da endeksi zaten tutan ana faktör oluyor baktığın zaman. Şu anda dünkü hareketin, endeksteki hareketin temel sebebi bankacılık sektöründeki hareket oldu. Neredeyse %9'a varan hareketler gördük. Bugün söylediğin gibi Halk Bankası'ndan bir haber geldi. Biraz alerjim var benim. Halk Bankası'ndan bir haber geldi. Bu havadis aslında ana dava konusunun yanında Halk Bankası'na özellikle Amerika'da dava takip edilirken atfedilen başka suçlar demeyelim de suç unsuru gibi görülecek şeyler üzerineydi. Tabii bir davanın düşmüş olması ana davanın da düşebileceği yolunda neticede spekülasyon muhakkak yaratır. O yüzden de Halk Bankası bugün tavan. Bu da çok normal. Çünkü çok uzun zamandır hareket etmiyordu. Böyle bir havadiste de spekülatif bir atak muhakkak olacaktı ve bugün oldu o da. Ama dediğim gibi yani bankacılık sektörü bu sene karlarının büyük bir kısmını korumayı başarır. Yani niye Merrill Lynch banka diyor, niye bizler bankacılık sektörü diyoruz? Çünkü özellikle mevduat kredi makasında, spread'de bakıldığında kredi hacmi artmasa bile mevcut kredilerini roll bile etse bankalar 2023'e benzer bir kar belki daha üzerinde bir kar yazma imkanı da bulabilirler. Tabii ki enflasyon muhasebesi uygulamayacak olmaları vergi yüklerini artıracak. 2023 sonu neticelerinde de aynı şey muhakkak olacak. Çünkü bakıldığında bankacılık sektör karları inanılmaz yukarıda. Parayla iş yaptığı için finans kesimi ve başta bankalar öz sermaye tabii ki karlılığı önem arz ediyor. Öz sermayeleri nasıl kullandıkları. Burada da tabii enflasyon söz konusu olduğu zaman enflasyondan ari düşünmeden enflasyonu hesap ederek bankaların eğer öz sermaye karlılıklarına bakarsak şüphesiz o vakit hani belki de bu fiyatlamaları enflasyonla değerlendirip yapsak daha aşağıda fiyatlarda söz konusu olabilir ihtimaller arasında. Nihayetinde enflasyondan arındırılmadığı durumda bu karlar bu denli yüksek neticede. Ama dedik ya 2024'te enflasyon muhasebesi uygulanacak sektörler arasında bankalar yok. Revaçta kalmaya da devam ederler. Endeksin de yukarıda kalmasına hatta daha yukarı gitmesine de bu sene katkıda bulunurlar. Bu katkı devam eder diye düşünüyorum. Yani X Bank bu sene Borsa İstanbul 100 endeksinden daha iyi performans gösterecektir. Doğru mu anlıyoruz? Zaten şu anda yılın ilk başı itibariyle öyle oldu bile. Evet, haklısınız. Aynen. Peki bu bankacılığı bir kenara bırakalım. Başka sektörlerde bu enflasyon konusunda
pardon enflasyon değil yani sıkılaşan bir para politikası içerisinde yine pozitif etkilenebilecek bir sektör var mı acaba? Şirketler var mı? Şimdi sıkı para politikası sektörel bazda incelenmez. Neticede her bir şirket bazında. Çünkü paranın sıkılaşması biz tabii tasarruf sahipleri için mevduat faizi ve benzeri yatırım yapacağın alanda TL'nin faizi daha çok konuşuyoruz ama bir taraftan para sıkılaştığında kredi faizleri ya da yatırımın maliyeti diyelim kaynak kullanarak yapılacak yatırımın maliyeti artıyor işletmeler açısından. Böyle bir durumda tabii borçlu işletmelerin işi zor. Borçları çevirmek zorundalar. Öz sermayesi güçlü, elinde nakdi güçlü, çalışma sermayesini kendi yaratabilen şirketler 2024'te ön plana çıkacak. Onlar da geçmişten bugüne yabancının deli gibi sattığı ve özellikle de Türkiye'de büyük ölçekli iş yapan majör firmalar, sanayi şirketlerinin büyükleri, holdingler, hakeza ve buna benzer şirketler, bankaları zaten biraz evvel söyledik. Tüm bu büyük yapılar 2024'te bu ortamda karlarını artırabilirler, artırmaya da devam edebilirler. Çünkü artık elde tutulan nakdin tabii ki bir maliyeti var şüphesiz ama nakdin bir getirisi de var bakıldığı zaman. Geçtiğimiz yıllarda özellikle kur korumalı mevduatta kur artışları karşısında kendini korumak için firmalara kur korumalı mevduat yapmanın yolu açıldığında artan döviz kuruyla ya da değer yitiren TL ile şirketlerin ekstra karlar yazdığını gördük. Benzer karları elinde nakit tutabilen şirketler benzer bir şekilde bu sene yazabilir. Ama bu sayıdaki şirket sayısı da çok az Türkiye'de. Bırakalım borsayı. Baktığınız zaman daha çok COBİ'lerle dönen bir üretim ve ticari yaşam söz konusu ülkemizde. Bunların da en büyük eksikliği öz sermaye ya da çalışma sermayesi. Maalesef sermaye birikimi gerçekleştiremiyorlar. Olmuyor. Çünkü olmamasının temel sebebi de maliyetlerin sürekli artması ya da başka bir deyişle ortamdaki enflasyon, üretim veya talep enflasyonu fark etmez. Her şekilde maliyetleri artırıp üretim yapmak için daha fazla para ihtiyacı doğurduğu için asgari ücret de biliyorsun şimdi yükseldi. O da bir maliyet unsurudur. İşçilik en önemli maliyet unsurlarından biri. Bunu karşılamak için her yıl ilave paraya ihtiyaç duyuyorlar. Kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Tabii ki bu kaynağı büyük ölçüde elinde tutabilen kar etme konusunda 1-0 önde ya da üretimini daha rahat yapma konusunda. Ama dediğim gibi pek çok firmada bu yeterlik olmadığı için burada bu kaynak maliyetlerinin artıyor olması muhakkak karları negatif yönde etkileyecek. Keza borsamızı halka açık şirketler için de ama enflasyon muhasebesi uygulandığı zaman ilave bir unsur daha çıkacak. Şirketlere bir faydası olacak. Vergi neticede ödeyecekleri vergi, karlı olanlar ödeyecekleri vergiden neticede biraz daha tasarruf edebilecek. Çünkü enflasyon muhasebesiyle mevcut durumdaki taşınmazların değerlenmesiyle taşınmazların ulaşacağı yeni rakamlardan ki bunlar daha yüksek rakamlar olacak bilançoya göre ayrılacak amortisman miktarı yüksek olacağından amortisman bir giderdir gelir tablosunda. Gider olarak göstereceğiniz şey de gelirlerinizden düşeceği için ya da net karınızı azaltıcı etki yaratacağı için ödeyeceğiniz vergiyi de azaltacaktır. Bu şirket için muhakkak faydalı bir durumdur. Çünkü nihayetinde enflasyon karşısında bilançoları doğru düzenleyip zaten olmayacak bir parayı harcamaktansa kendinde tutmak bir faydadır ama net karı düşürecek etki yarattığı için 2024'te muhtemelen pek çok şirketin sermaye karlılıklarının rasyolara bakıldığında düştüğü de bir dönem olacaktır. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Şu soruma devam etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Moody's bize bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yani çok büyük beklentiler vardı orada. Görünüm hatta not yükseltimi bile beklentiler dahilindeydi ve bu cuma tekrar bir değerlendirme var. Sizin beklentiniz var mı acaba Moody's'den? Moody's notlandırmada diğerlerinin aşağısında tutuyor Türkiye'yi. Moody's ilk defa hayal kırıklığı yaratmıyor. Şimdi özellikle Amerikalı değerleme kuruluşları değerlemelerini sadece ekonomik gerçeklerle yapmıyorlar. İçinde politika da var.
Zaten değerleme hikayesi çıktığından beri de burada hangi ülkenin değerlemesini yaparlarsa yapsınlar, belli jeopolitik ya da politik, fark etmiyor. Maalesef apolitik olamıyorlar. Unsurlar da bunların kararlarında etkili oluyor. Yani uluslararası ilişkiler. Çok da bağımsız bence davranamıyorlar. Var tabii ki işlerinde bağımsız olabilen ama bu Amerika menşeli olanların çoğunun çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum ben. Bu sadece Türkiye için değil, başka ülkeler için aldıkları kararlarda da öyle. Misal vereyim, bir örnek teşkil etsin. Tabii. 2016 sonrası, bu darbe girişimi sonrası darbe önlenmiş. Düşün, dünyaya özgürlük ve demokrasi götüren ülkenin kredi değerleme kuruluşları ikinci gündü galiba Türkiye'nin notunu düşürdüler. Çok enteresan. Sonra da hep düştü notumuz. Ki daha henüz ortada ekonomik kriz ya da buna benzer bir emare herhangi bir şey olmadan 2.95'ti kur. Çok net hatırlıyorum o zaman dolar TL. O günden beri de bizim notumuz hep aşağı geldi. Yunanistan çöp seviyesindeydi. Biz onun da altındaki bir seviyedeyiz. Yunanistan bu senenin ekonomi yönetiminde kralı oldu. İki defa şampiyon seçildi. Ha, bunu Türkiye de yapabilir gelecekte ayrı ama özellikle notta artık düşebileceğimiz bir yer de kalmadı. Moody's'in burada notumuzu bir yukarı kademeye çekmesi şaşırtmaz beni. Çünkü öbür değerleme kuruluşlarının not seviyesini ancak yakalar. O yüzden de bir not artırımı gelirse ben şaşırmayacağım. Ama dediğim gibi yani tabii ki kredi değerleme kuruluşlarının notu şu manada önemli. İster istemez fon yöneticileri buna bakıyor. Ülke risk puanlarının da belirlenmesine dayanak teşkil eden bu notlar önemli onlar için. Ha, eğer notumuz artarsa da evet, uzun zamandır şu yabancıyı konuşuyoruz ya, bir miktar daha yabancı girişini muhakkak görürüz piyasaya. Evet, ya S&P ve Fitch sanki Moody's'ten daha rahat davranmış gibi görünümleri yükseltirken. Ancak Moody's biraz ısrarcı. Peki gri liste konusunda bir beklentiniz var mı? Sayın Bakanımız bu konuda ciddi şekilde çalışmalar yapıldığını defalarca deklare ediyor ve buna ilişkin ilgili bakanlıklarla da birlikte çalışıyor. Başta MASAK olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı neticede üstüne düşeni yapıyor ama bunlarla beraber de çalışıyor baktığınızda görevliler. Epeyce bir yol alındığını görüyoruz. Bu belli ki açıklamalara bakıldığında birkaç nokta kalmış durumda. Eğer Türkiye bunları da gerçeklerse gri listeden çıkar. Bu da pozitif bir şey. Gri listeden çıkış neyi sağlar? Tabii ki özellikle kredi risk puanımızın daha aşağı gelmesini muhakkak sağlar ki bu Türkiye'nin dış borçlanmada maliyetlerin düşürücü unsur yaratır. Keza bundan sonraki gelecek bu konuştuğumuz değerlemeler konusunda da muhakkak ki yine pozitif unsur yaratır ve belki de ilave not artırımları süreci de başlar. Ya overall bakacak olursak dedim ya yani dibin dibi olmaz artık. Bundan sonra olacak gelişmeler daha çok pozitif düşündürecek şeyler olur. Negatif değil. Zaten en negatif pozisyondayız şu an. Biliyorsunuz bütçe açıklandı. Geçen senenin bütününden bir aylık bütçe açığımız daha yüksek. 2024'te beklenen rakam zaten korkunç. Bu şu demek, emisyon artmaya devam edecek. Buradaki en temel sıkıntı şu olacak. Enflasyon bu durumda nasıl düşecek? Onu da hep beraber takip ediyor olacağız. Çünkü parayı sıkı tutmak zorunda ekonomi yönetimi. Ama bu haliyle bu işi finans kesimine bırakırsa bankalara para sıkı kalamaz. Bakın kredilerin daraldığı bir yerde hemen mevduat faizleri aşağı geliyor. Bu durumda aynı sorun ortaya çıkıyor. TL'nin yarattığı değer bir şey ifade etmiyor yatırımcı için. TL'nin cazip olması lazım. Birilerinin oraya para yatırması lazım. Bu ne kur korumadan dönüşü hızlandırır ne de ilave Türk lirası varlık kalemlerine yatırım düşündürtür para sahiplerine. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Son sorum ile devam edeceğim. Tamam. Koşulların iyi gittiği, yani bu şekilde iyi gittiği, daha da iyileştiği bir ortamda siz 2024 sonuna kadar Türkiye'ye net bir yabancı akışı bekliyor musunuz? Cevabı kendin verdin. Koşullar iyi gidiyorsa zaten yabancı gelir. 2020, Evet. peki ben ne bekliyorum onu söyleyeyim.
Öyle veya böyle enflasyonu kontrol edeceklerini düşünüyorum ekonomi yönetiminin. Çünkü daha ne yaptığını bilen, daha ayakları basan, yere basan bir ekonomi yönetimi var gibi. Tamam, o da eleştiri alır. Çünkü en nihayetinde özellikle talebi kırmaya çalıştığı noktada belli bir kesimde talep nasıl kırılacak? Yani insanlar harcayamayacak noktaya geldiği zaman belli bir kesimde de alım gücünde daralma da yaratıyorsun. Oradan muhakkak ki sesler hep yükseliyor olacak. Ama bir şekilde de talep kırılmadan, talep bitmeden de fiyatların artış hızının önüne de geçilemeyecek. Aralık ayına kadar ki süreci takip ettiğimizde Türkiye'de talepte bir gerileme yok. Neden? Çünkü finansal kesim enstrümanları kullanılarak dahi harcamalar son hız devam ediyor. Tasarruf etkisi de yok. Zaten tasarruf edebilecek kesim belli Türkiye'de. Tasarruf edebilecek miktar da belli. Onlar hep tasarruf halinde. Büyük bir kesim neticede hayatını idame ettirme telaşında ve ilave harcamalar yapmak için kaynak yaratmak zorunda. Tabii ki bu parasal sıkılaşma onların o kaynağı yaratmasına mani olur. O da işte biraz evvel söylediğim sıkıntıyı yaratır. Ama talebin daralması hikayesi başarılır ve bir şekilde enflasyonist ortamın yarattığı fırsatçılığın da önüne geçilirse, çünkü bir de bir fırsatçılık var. Hazır enflasyon varken özellikle mal ve hizmet üretenler ellerini hiç korkak alıştırmıyorlar fiyatları artırmak konusunda. Talebin daralması halinde arz edenler mecbur ki fiyatı belli bir noktada tutmak zorunda kalacak. Bu da 2024 Haziran ayından sonra baz etkisiyle de enflasyonun kontrolüne belki de imkan sağlayacak. Bu sene orta vadeli plandaki enflasyon hedefine belki sapmalar olabilir ama ekonomi yönetiminin ulaşması daha kolay. Eğer bunu başarırsa da burada atılacak adımlarda, orta vadeli planda atılacak adımlarda alınacak pozitif sonuçlar muhakkak ki ilave yatırım getirir. Mehmet Bey, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Yok, yani nihayetinde çok zor günlerden geçiyoruz. Bilmiyorum, sen maaşlı çalışıyorsun da diye düşünüyorum. Ben de maaşlı çalışıyorum. Zor bir ortam. Bir de üstüne üstlük emekliyim ben. %37,53 zam alanlardanım. Yani zor günlerden geçiliyor Türkiye'de. Çocukluğumuza geri döndük. Yani ben öyle oldu. 56 yaşındayım. Çok net hatırlıyorum 11 yaşındaki halimi. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sonrası biz bir ambargo yemiştik. Bilmiyordum ben o zaman, çocuktum. Bildiğin Amerikan ambargosu. Çok kuyruk bekledik. Türktür, sanayiadır, odur budur. Sebep buymuş, ana sebep. Tabii ki bu haliyle her ambargo ekonomik buhran yaratır, Küba'da olduğu gibi. Nihayetinde o günleri o zaman bıraktığımızı düşünmüştüm. Şu an tabii ki öyle bir gün yaşamıyoruz, öyle bir durum yok. Serbest ekonomi koşulları neyi getiriyorsa onu yaşıyorsun ama hala bakıldığında yaşamsal güçlükler farklılaşmakla beraber ülkemizde devam ediyor. Şu anda da en önemli sorun yine enflasyon ama 40 yıldır temel sorun. En önemli sorun Türk lirasının değer kaybı ama 40 yıldır sorun. Çünkü bir türlü cari açık bitmiyor, dış ticaret açığı bitmiyor. İhraç ettiğimizden daha fazla ithal etmek zorunda olduğumuz bir ülkede yaşıyoruz. İnşallah bir gün geldiğinde bizim gelecek nesillerimiz onu görür müyüz bilmiyorum ama bundan kurtulabiliyor, bu sarmaldan çıkabiliyor olsun ve inşallah müreffeh yaşasınlar. İnşallah. Mehmet Bey, çok teşekkür ederiz eklemeniz Ben için. teşekkür Çok sağ ederim. olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler dilerim.